yapılan en büyük hatalardan birisi hocam çocuk sevdiği oyunu oynarken müthiş dikkatli. Arkadaşım sevdiği oyunu oynarken bu çocuk dikkat fonksiyonunu kullanmıyor. Zevk alıyor. Sen de öyle dedikodu yaparken hiç dikkatin dağılmıyor. Aynı <laughs> güzel dağılmıyor. Tabii hocam. cin kulağıyla dinliyorsun. Ne dedi o ne dedi bu ne dedi bu ne demedi. Ama önemli tarih konusu veya işte başka bir konu varken hemen yani bileyim canım sıkıldı. <laughs> Kanal değiştiriyorum. Dizilerde mesela çok önemli anlar var böyle. Pür dikkat. O Hı. ona bir şey diyor o ona. Ne dedi? Hı, o. Hı. Bunlar işte biz dikkatimizi ölçen araçlar değil. Bunlar bizim için dikkat fonksiyonu kullandığımız yerlerde. Dikkat ne zaman kullanılır? Altını çiziyorum, ailelere sesleniyorum. Hı. Dikkat siz istemediğiniz halde bir şeyi kaliteli yapabilme becerinizden ilgili. Bak istemediğiniz halde, hocam roman'a bayıldım içine akıyorum maceralı Sherlock Holmes ölüyorum diyor. Biz çocuğun dikkatini Sherlock Holmes ö, okumaktan zevk alıyorsa onu ölçerek bilemeyiz. Hı hı. Biz bu çocuk istemediği halde bir şey yapmaya karar verdiğinde yapabiliyorsa dikkati gelişmiştir diyebiliriz. Ölçü bu diyorsunuz. Tabii. Ölçüde çok dikkat edilecek konulardan birisi bu. Sebatlılık yoksa o çocuk başarısızdır kesinlikle. E şimdi dürüst olalım. Siz mesela hayatınızda yüzde kaç istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz? Yüzde on beş geçmez. Değil mi? Gerçekten Biz yüzde seksen beş istemediğimiz şeyleri iyi yaptığımız için başarılıyız ya da değil. Hocam